Merhabalar, Başakşehir Fatih Terim Stadyumundayız. Burada pazar günü için kutlamalara son hazırlıklar yapılıyor. Tabii bu kutlamaların da mimarı, artık bu şampiyonluğu getiren isimlerden biri de bizimle birlikte Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk. Merhabalar, tebrik ediyoruz. Mimar çok fazla bu. Niye? Başarının mimarı çok fazla. Siz çok tevazu gösteriyorsunuz en başından beri yaptığınız açıklamalarda. Doğrusu da yani tek başıma benim başardığım değil. Bu ekip oyunu gerçekten, yani oyuncularımla, yöneticilerimizle birlikte gerçekten iyi çalıştık. O yüzden mimar çok fazla. Ben tabii takımın başında, takımı yöneten teknik adam olarak bazen ön plana çıkıyorum. Gerçi biz de kaybedince de ön plana çıkıyorsunuz, kazanınca da öyle bir durum var. Ama dediğim gibi mimar çok fazla aslında. Tamam. Büyük bir takım ve zor bir şekilde aslında bu sürece geldiniz, ulaştınız. Çünkü uzun bir zamandır bu noktaya ulaşmak için teknik hocalar, Abdullah Avcı özellikle sürecin içinde çok yer aldı. Ve siz şampiyonluk günü zaten ilk isim olarak onu geçirdiniz. Siz Abdullah Avcı'nın yapmış olduğu takıma ne kattınız da takım şampiyon olabildi? Sizin farkınız neydi? Siz olmasaydınız da bu takım kurulu haliyle zaten şampiyonluğa gider miydi? Ya şöyle, tabii ki çok uzun bir süreç geçti dediğiniz gibi. Aslında lig başladıktan sonra bitişi Temmuz sonunu buldu. Süreç gerçekten çok uzundu bu senenin. Ben maçtan sonra da söyledim. Yani sene olarak gitmedim aslında. Yani Başakşehir'in kuruluşundan itibaren geçen süreçte, yani bu İstanbul Büyükşehir Belediye'den Başakşehir'e geçiş, Başakşehir 2014'ten sonraki bölümde, yani burada tabii ki Göksel Gümüşdağ, onun ekibi, onunla birlikte olan hem yönetim kurulu hem CEO'su Mustafa Eröğüt ve ekibiyle birlikte, Mesut Bey, Mustafa Bey, diğer bütün yöneticilerimizle birlikte burada zaten ortaya koyulan bir ileriye dönük bir hedef vardı zaten. Burada Abdullah Hoca'nın bu takım üzerinde uzun yıllar çalışması, gerçekten ben onun altını çizdim. Yani bu takımın kuruluşundan itibaren çok uzun bir süreç burada çalışan çok değerli bir teknik adam. Benim de çok yakın, çok sevdiğim bir insan. Çok hep devamlı da görüştüğümüz bir insan. Onun emeklerinin büyük olduğunu söyledim. Bu sene ne değişti dersiniz? Yani bu sene biz tam tersine çevirdik işi. Kötü başladık, iyi bitirdik. Hep bunun sezon başında esprisini yapıyorduk. Yani ilk iki tane playoff, Olympiakos'a karşı kaybettiğimiz iki maç, sonra lige iki mağlubiyetle başladık. Bunun üzerine dedik ki biz toparlayıp yoluna işte sokacağız ve bu sene kötü başlayıp iyiye çevireceğiz. Ya ben tabii ki özellikle son dönem de bizim için önemliydi. Oyuncularımıza hep pozitif anlamda destek vermeye çalıştım. Daha rahat olmalarını sağladım. Oyun olarak değişikliklerimiz oldu. Oyuncu olarak değişikliklerimiz, yani biz küçük ölçüde yapılandık aslında sezon başında. Yani yarı yarıya, bir önceki seneden yarı oyuncuyu tutup diğer yarısını daha hem genç oyuncular bulduk, 4-5 tane kadromuza genç oyuncu kattık, hem de yeni oyuncular, yani yeni bir hava getirdik buraya. Belki önemli şeylerden biri oydu. Daha çok inanan, ofansif anlamda daha işler yaptık bu sene. Yani bunun altını çizebilirim aslında. Belki daha çok gol yedik geçen seneye göre. Ligin yine en az gol yiyen takımıyız. Ama ofansif anlamda daha fazla oyuncuyla, daha ofansif bir futbol ortaya koymaya çalıştık. Geçen seneki kadar topa sahip olmadık belki ama gol sayımız, şu attığımız şut, ceza sahası içine girme sayımız geçen seneye göre daha fazlaydı. Burada da tabii ki elimizdeki oyuncuları doğru değerlendirdiğimizi düşünüyorum. Ben oyuncuların da özellikle son bölümü, hem tecrübeli oyuncularımızın hem genç oyuncularımızın çok iyi oynadıklarını düşünüyorum. Yani diğer takımların hepsi hata yaptı. Biz hata yapmadık. Sadece Konya maçı hatamız var. Onun dışında hata yapmadık ve bu bize şampiyonluğu getirdi. Lig de puan olarak, yani hep düşündüğümüz gibi gitti. Yani son 6-7 haftaya özellikle, yani kafa kafaya girersek, biliyorsunuz bir de bizim Avrupa Kupası heyecanımız vardı. Biz bir de Avrupa Kupası'nda arada mücadele ettik. Yorulduk, bazen üzüldük, bazen sevindik. Gerçekten çok yorulduğumuz da oldu, nefes almadığımız da oldu. Ama karşılığında hem Avrupa'da yolumuza devam ettik, hem ligi son 7 haftaya taşıdık. Pandemi arası da burada bize belki olumlu olarak yansıyan şeylerden biri. Hep seyirci olayını ön plana çıkarttı insanlar. Yani seyircisiz Başakşehir oynamaya daha alışık diye. Ama bizim özellikle pandemi sonrası hem yenilenmemiz hem de o 6 haftalık bölümde, antrenman bölümünde çok iyi hazırlanmamız bizi buraya getirdi. Ama yani bir önceki seneyle aradaki fark ne derseniz, yani bu sene finişi çok doğru bir şekilde yaptık. Yani sonunu getirdik. Buraya da çok inanarak geldik. Yani ben 6 haftalık pandemi arasından sonraki antrenman bölümünde, yani son 6 haftalık bölümde
takımımızın çok iyi durumda olduğunu ve ligi kazanabilecek güçte olduğuna çok inanmıştım gerçekten. Taraftar olsaydı peki daha farklı olur muydu sizce lig? Yani burada ön 4 takım kalmıştı biliyorsunuz son şampiyonluk yarışında. Burada yani özellikle Trabzonspor ve Galatasaray'ın 5'er deplasmanı vardı. 3 tane kendi sahalarında oynayacaklardı. Burada tabii ki iç saha performansları Galatasaray ve Trabzonspor'un daha farklı oluyordu. Aynı şekilde Sivasspor'un da. Belki değişiklikler olabilirdi. Belki bu kadar hatalar yapmayabilirlerdi ama deplasmanda da 5'er tane deplasmanları vardı baktığımızda. Yani çok büyük bir avantaj kaybetmediler ama dediğim gibi iç sahada özellikle Galatasaray'ın seyircisi, Trabzonspor'un seyircisi çok etkili oluyordu. Ya ben bu yarışın gerçekten yani bu 4 takım uzun bir süre şampiyonluk yarışını bir arada götürdü. Bu 4 takım da kazanabilirdi aslında. Oyun olarak baktığınızda da zaman zaman iyi, zaman zaman kötü de olsa bu 4 takım hep yarışın içerisinde oldu. Hangisi kaybetse belki bize normal gelecekti. Hangisi kazansa normal gelecekti. Yani burada Başakşehir takımı bence özellikle bu son bölümü çok doğru oynayan takımdı. Daha çok inanan, oyuncularıyla birlikte daha iyi adımlar atan. Burada yönetimimizin de çok büyük payı var. Hiçbir şekilde yani belki diğer takımlarda bu olmuş olabilir. Biz gazeteden okuduk. Tam olarak net olarak bilmiyoruz ama burada oyunculardan özellikle herkes maaş indirimi istedi ama Başakşehir Kulübü sadece şunu söyledi. Benim de fikrim buydu. Başkanımızın, yönetim kurulumuzun da fikri buydu. Yani biz sadece şampiyonluğa odaklanın, şampiyonluğu kazanın. Ondan sonra sizden hiçbir beklentimiz yok diye özellikle oyunculara bu geri bildirim de yapıldı. Bu da bence yani psikolojik anlamda oyuncuların yani sadece futbola, şampiyonluğa odaklanmalarındaki önemli konulardan biriydi. Siz diğer takımlardaki zorlu mücadelelerden birinde olsaydınız, Beşiktaş'ta olsaydınız örneğin aynı başarıyı gösterebilir miydiniz? Çünkü dediğiniz gibi demotive başlıyorlar bir şekilde. Ödemelerde hep sorun yaşandı, hala da yaşanıyor çoğu takımda. Ya şöyle, Türkiye'nin genelinde tabii ki ödemelerle ilgili sorun var. Özellikle pandemi dönemi sonrası, yani o arada tabii ki kulüplerin gelirlerinin çok fazla azalması, belki hiç gelmemesi burada takımları olumsuz yönde etkiledi. Yani herkesi etkiledi bu. Sokaktaki insanı da etkiledi, futbolcuyu da etkiledi. Ama bir şekilde onları da motive etmeniz gerekiyordu. Yani burada bizim en büyük avantajımız ligde olan iyi gidişimiz, Avrupa'da olan iyi gidişimiz. Yani iki tane bizim hedefimiz vardı evet. Ve bu iki hedefe odaklandık. Birincisi ligdi, bunu kazandık. Şimdi sırada Avrupa. İki isim vardı. Biri Emre Belözoğlu, takımdan ayrılan isimlerden biriydi. Bir röportajımızda sormuştum size, hani gitmeseydin dön dediğiniz zamanlar oldu mu diye, arada şakasını yapıyoruz demiştiniz. Evet. Şimdi o Fenerbahçe'de idari bir boyuta geliyor. Şimdi o sizi çağırıyor mu, gel diyor mu, ya da böyle bir görüşme gerçekleşti mi Fenerbahçe'de? Yok, olası bir çağrı olursa Fenerbahçe'ye gider misiniz? Yok, hiçbir görüşmemiz olmadı. Ya ben hep şunu söyleyeyim, ben burada kulübümde çok mutluyum, sözleşmem devam ediyor. Bana gelen şu ana kadar hiçbir transfer teklifi yok. Hiçbir şekilde ayrılmayı da düşünmüyorum. Yani şu andaki tek hedefim önümüzdeki sene Şampiyonlar Ligi'nde oynamak. Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir'in teknik adamı olarak sağ kenarında olmak. Oyuncularıma çok güveniyorum, kadroma güveniyorum. Yani aynı şekilde devam etmek istiyoruz. Yine şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi'nde oyun. Burada yapacağımız takviyelerle ileriye dönük bu anlamda hedeflerimiz var. Ya ben burada çok mutluyum ve ayrılmayı da düşünmüyorum. Emre Belezoğlu'na nasıl diyeyim, akıl vermek gibi tam değil ama yani aranızda onun geleceğine dair bir paslaşmanız oldu mu? Nasıl yoluna devam etmeli acaba? Ya Emre benim çok gerçekten çok sevdiğim, çok değer verdiğim benim kardeşim ve uzun yıllarda bir arada olduk. Ailece görüşürüz. Onun çocukları benim çocuğum. Her zaman bir arada da eşlerimiz görüşür. Yani çok yakınız onunla beraber. Emre'nin tabii ki kendi geleceğiyle ilgili en doğru kararı verecek olan Emre. Şu anda Fenerbahçe Kulübü ile birlikte sportif direktörlükle ilgili bir karar aldılar. Bu yönde gidiyor. Yani Emre'nin de 40 yaşında oynayan ve gerçekten sahaya çıktığında performans olarak da hala yani girdiği dönemlerde 10 dakika 15 dakikada bile oynasa Emre'nin farkı girdiği takımda ortaya çıkıyor. Peki benim gönlümde olan bir yılda oynaması diyor musunuz? Yani onunla ilgili en doğru kararı Emre verir ama tabii ki yani bu tür oyuncuları bulmak çok zor gerçekten yani. Bu tür oyuncular varken de hep oynamalarını istiyorsunuz bir yandan. Devam etmelerini istiyorsunuz bir yandan.
Ama transfer teklifiniz var mı Emre o zaman? Bir yılda gelsin burada oynasın tekrar. Yok yani bir transfer teklifimiz yok. En doğru kararı verecek olan o. Yani burası onun kulübü hep. O da söylüyor. Biz de aynı şekilde söylüyoruz. Yani maçtan sonra da konuştuk. Aynı şekilde tebrik etti. Yani burası onun kulübü, uzun süre burada emek verdi. Özellikle maçtan sonra da Emre'nin adını özellikle söyledim. Bu takımın gelişiminde oyun olarak Emre'nin de büyük payı vardı. Yani Arda'yı belki maçtan sonraki röportajında unuttum. Arda burada emek verdi. Mostoro Napoli'yi söyledim çünkü biz sezon başı onları gönderdik ama çok istemeyerek gönderdik. Yani hem yaş olarak hem de bir yenilenmeye ihtiyacımız olduğu için böyle bir ayrılık oldu onlarla. Ama yani birçok oyuncunun adını sayabilirim ama bunlar özellikle son dönemde takım için önemli oyunculardı. Ayrılık zor oluyor ama bazen yenilenmeye de ihtiyacı var takımların. Arda Turan'ın ismi şimdi Galatasaray'la anılıyor ancak hala bir geçiş yapılmış değil. Keşke burada bitirseydi diyor musunuz bu süreci? Yani ben hiçbir şekilde Arda'nın buradan ayrılmasını tabii ki istemedim. Arda'nın verdiği bir karar devre arasında. Arda'yla da empati hep yaptım yani hocayken, çünkü ben Arda'yı o da 18-19 yaşındayken, ben A takımdayken ilk oynadığı maçta beraber oynadık. Sahada ilk 11'de beraberdik. Hep görüştük. Çok sevdiğim, çok değer verdiğim bir insan. Ama tabii teknik adamlıkla oyunculuk daha farklı oluyor. Onunla da çok fazla kendime göre empati yaptığım çok fazla zaman oldu. Yani zaman zaman ilk 11'de oynadı. Daha sonra az süre almaya başladı. Az süre aldığı dönemde de yani onun mutsuz olması kadar normal bir şey yok. O da hep daha fazla oynamak istiyor. Çünkü oynamak, tekrardan kendini göstermek isteyen biri. İnanılmaz şekilde Türk futboluna hizmet etti. Türkiye'nin belki en prestijli oyuncusu diyebiliriz Arda'ya. Yani Barcelona takımında Messi ile Neymar'la, Suarez'le oynamak gerçekten çok önemli bir şey. Yani Arda'nın aslında ispat edecek bir şeyi de yok ama tabii ki o her zaman aynı performansında olmak istediği için çok daha fazla oynamak istedi. Burada da tam olarak istediği şey oluşmayınca da ayrılma durumu oldu. Ama ben Arda'nın, yani şu andaki yine takip edeyim, yine konuşuyorum. Arda'nın çok daha motive olduğunu görüyorum. Hem antrenmanı ile, hem kilosuyla, hem gerçekten fiziksel Arda'nın iyi olması çok önemli. Şu anda Arda'nın çok motive olduğunu görüyorum. Tekrar Galatasaray'a dönmek onun için gerçekten çok önemli, çok değerli. Galatasaray'ın evladı olduğunu her zaman Arda bu anlamda söylüyor. İnşallah bu kısa zamanda biter. Arda da tekrar futbola döner. Dediğim gibi Arda'nın futbola dönmesi, tekrar Galatasaray forması altında oynaması hem Arda için önemli hem Türk futbolu için de önemli. Fatih Terim'le bir maçta, son maçlardan birinde denk geldiniz. Aranızda hiç sırada ben olacağım, o koltuğa geçecek isimlerden gibi bir şakalaşma oluyor mu? Yok yani, Fatih Hoca benim için hep söylüyorum çok değerli, çok önemli. Şampiyon olduk ertesi gün, beni ilk tebrik edenlerden biri de Fatih Hoca'ydı. O yüzden kendisi benim için çok önemli, çok değerli ve hep söylüyorum yani Türkiye'nin başarılı teknik direktörü, hepimiz Fatih Terim gibi olmak istiyoruz. Mustafa Denizli gibi uzun süre Türk futboluna hizmet etmek istiyoruz. Çok önemli isimler. Şenol Güneş gibi. Yani 3 tane bizim için gerçekten önemli isim var. Türk futboluna uzun süre hizmet etmiş. Biz bu insanlar gibi ileride uzun yıllar Türk futbolunda başarılar yaşamak istiyoruz. Milli takım çalıştırmak istiyoruz. Bunlar tabii ki dediğim gibi çok önemli değerler. Fatih Hoca da bu anlamda benim için çok önemli, çok değerli. İnşallah tabii ki yani hep böyle kendi içimizden tabii ki geçiriyoruz. Yani ben Galatasaray formasıyla uzun yıllar oynadım. Altyapıdan yetiştim. Yani bir gün orada tabii ki olmak, o koltukta olmak tabii ki isterim ama şu anda dediğim gibi yani birincisi burada çok mutluyum. Uzun yıllar burada hizmet etmek istiyorum. Buradaki performansımız dahilinde. Hep söylüyorum, yurt dışına gidebilsek keşke. Yani yurt dışı benim için çok önemli, çok değerli. Yurt dışına gidebilirsem eğer, yurt dışında da çalışmayı çok isteyen bir teknik adamım. Bunun için Avrupa kupaları çok önemli. Özellikle hayaliniz olan bir ülke var mı? Bir takım? Yani hayalim olan kendime en yakın tabii ki. Yani İtalyancam olması için ve İtalya'da yaşadığım için, orada yaşamaya daha alışık olduğum için belki İtalya'yı şey olarak kendime daha yakın görüyorum. Ama çok da bu anlamda illa şurada olsun diye de bir düşüncem yok.
Bu sene bizim için çok önemliydi. Şampiyon olduk. Avrupa Kupası'na devam edeceğiz. Önümüzdeki sene Şampiyonlar Ligi var. Yani Göksel Başkan'la da hep konuştuğumuzda ileride seni inşallah Avrupa'ya göndeririz diyor. Tabii ki bu da benim için bir hedef. Bir sürü hedefimiz var ama bizim işimiz de biraz daha güncel. Hep kazanmak zorundasınız. Bir sene önceki başarınız, ikinci sene başarısız olduğunuzda unutulur. O yüzden bizim çok güncel kalmamız gerekiyor. Ayaklarımızın yere sağlam basması gerekiyor. Ağustos haftası ilk hafta yurt dışında olacak maçınız. Bunun için hazırlıklar nasıl? Pandemi hala devam ediyor. Alınan önlemler nasıl? Evet. Oradan istenen bir talep var mı alınması gereken önlemler kapsamında? Şöyle, tabii tam kulübümüz bununla ilgileniyor. Biz normal programımızı yapıyoruz. Yani bizim için zor bir süreç olacak tabii. Ya, psikolojik olarak da buna hazır mı takım? En azından yani, ilk defa böyle bir yurt dışı seyahate çıkılacak. En zoru o anlamda bir sıkıntı olmaz. Çünkü çok güvenli gidiyoruz. Yani havaalanında hiçbir yere uğramadan direkt geçip uçağımıza biniyoruz. Zaten özel uçuşlar gerçekleştiriyor. Sadece takımın olduğu uçuşlar gerçekleştiriyoruz. Burada bir sıkıntı olmayacağını düşünüyoruz. Bir de Danimarka bu anlamda daha zaten statlara seyirci almaya da başladılar. Bu anlamda daha güvenli ülkelerden biri. Çok bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Bizim için en zor olan, tabii lig bitiyor, üstüne bir 10 gün sonra Avrupa Kupası maçı oynayacağız. En zor süreç bu. Bunu iyi yönetmemiz gerekiyor. Yani bu zamana kadar planlamalarımızı hep doğru yaptık. Bu aradaki oyuncuları tekrar bu maça hazırlamak bizim için en belki daha zoru bu olacak. Ama iyi bir profesyonel bir oyuncu grubuna sahibim. Bir değişiklik yapılacak mı takımda? Hem Avrupa maçları için de destek olması açısından takımda herhangi giden gelen yakın sürede olacak mı? Volkan Babacan için ne düşünüyorsunuz mesela? Yani biz şu anda oyuncularımızla hiçbiriyle ayrılmak istemiyoruz tabii ki. Zaten bu maçta da elimizdeki oyuncu kadrosuyla çıkmak zorundayız. Onun yanında yani oyunculardan gelecek bir şey olacak mı? Sözleşmesi biten oyuncularımız da var aslında. Aslında şu anda devam etmeseler onlara hiçbir şey diyemeyeceğimiz oyuncular da var. Ama biz aynı ekiple devam etmek istiyoruz. Yani Volkan'ın ismi çok fazla geçiyor. Yani Volkan'ı çok seviyoruz gerçekten. Hem kaleci olarak hem insan olarak çok değerli. Onun da ikiz çocuğu oldu. Eşine de buradan tebrik ediyorum. Allah'ın alı babalı büyüsün. Onlar için bize de uğur getirdiler. Şampiyonluğun ardına bebeklerin dünyaya gelmesi bizim için de önemliydi. Volkan'ı tabii ki takımımızda olmasını istiyoruz. Hem kaleci olarak hem insan olarak çok seviyoruz. Sözleşmesi de devam ediyor. Bu benim görüşüm bu anlamda bu. Devam edecek gibi görünüyor. Yani ben devam etmesini istiyorum tabii ki. Burak Yılmaz'la sormak istiyorum. Lille anlaştı ve Beşiktaş'la bugün vedalaştı. Bu vedayı bekliyor muydunuz Burak Yılmaz'dan, böyle bir veda? Yani veda beklemiyordum açıkçası ama yani çok sevindiğimi söyleyeyim. Yani haberi okuyunca inanılmaz mutlu oldum. Yani bir Türk oyuncunun Fransa Ligi'ne gitmesi, yani hangi lige, Avrupa'daki işte top 5 diyeceğimiz liglerden hangisine giderse gitsin, bir Türk oyuncunun yurt dışına gitmesi beni her zaman mutlu ediyor. Ya ben bu haberi görünce çok sevindim. Yani bir de Lille takımı biliyorsunuz dünyadaki bütün genç oyuncuları toplayan takımdır. Ama bu kadar yaşı 35'e gelmiş bir oyuncuyu alıp kadrosuna katması da hem Burak'ın ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. Yani Lille gibi bir takım Burak'ı tercih etmesi. Hem de Burak'ın da hedefleri olduğunu gösteriyor. Yani 35 yaşında Burak ama hala Avrupa'da oynama hedefi var. O yüzden iki anlamda da çok güzel oldu. Teşekkür ediyorum katılımınız için de, yorumlarınız için de. Güzeldi. En başında da yapmıştık bu sürecin başında. Şimdi tamamladınız, bir başarıya ulaştınız. Evet. Şimdi bir sonraki hedef Avrupa, bakalım orada da umarım yani yine başarıları konuşuyor olacağız. Çeyrek finale kalıp inşallah yarı finale de kalmak istiyoruz. Tebrik ediyoruz çok şimdiden tekrar ederim. Ve başarılarınızın teşekkür devamını ederim, diliyoruz. Teşekkür ederim, sağ olun.